yıl. Gebereceksin sanıyorum. Kim yazar ki böyle bir şey? Vaktinde ha? Allah canını almasın. Beni evlat katili yapıyordun. Asıl benim sormam lazım. Sen ne yapıyorsun bu halde elinde bıçakla, hortlak gibi ya? Allah Allah. Ne yapayım ya? Ay, her seferinde babana tıkırtı ver diyorum. Yok, faredir, pokemondur diyor. Dönüp arkasını yatıyor Sıdıka. İyi de yastığın altında bıçakla mı uyuyorsun anne sen be? Ne şaşırıyorsun yani, Allah Allah. Yatağın altında bunun dışında düdük, pilli radyo var, fiyonk makarna var, diyet bisküvi var. Bir kere ben bunları deprem çantasından çıkardım. Ay, aklımı çıkardın anne ya. Gece yarısı elinde bıçaklarla. Hayır, insan böyle gebereceksin Safiye yazılı bir kağıt görünce kendini böyle bir cinayete kurban gidecekmiş gibi görüyor. Korkulacak bir şey yok kız. Hayır, onu da ben şey için yazdım yani. Ne için yazdın? Hayırdır? Bilinmeyen bir düşmandan tehdit mektupları mı alıyorsun? Yoksa babamla yine küsüştünüz de notlaşarak mı iletişim kuruyorsunuz? Al kız. Yok kız, ben o notları az yiyeyim diye yazıyorum kendi kendime, tamam mı? Mesela tereyağı kutusunun üstüne taş ye Safiye. Kola şişesinin kapağına zıkkım iç Safiye. Nohut konservesine de dobiç şey diye yazdım ya. Peki nereden çıktı bu rejim anne? Artık dobiç hizmeti vermeyecek misin? Gelme ya! Gelme! Oy be kız! Oy! Aman! Ay, evvela sağlığım tehlikeli tabii Sıdıka. Yaş oldu 45 anacığım. Yaz mevsimi, yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Hem sonra belli mi olur? Kim bilir, belki denize girmek icap eder Sıdıkacığım. Yaz rejimi yani. Tabii yapmak lazım. 12 yaşından sonra her kadına farzdır. Bir tek bende bir tuhaflık var. 12 yaşımdan beri rejim karşıtı fikirler sahibiyim. Biliyoruz çocuğum. Onun için biz sana yıllardır her odaya girdiğinde hoş geldin Sıdıka Saka ve kalçaları diyoruz. Evet, sen ve Şampiyonlar Ligi resmi salağı abim yıllardır benimle böyle dalga geçerek yaralamaya çalışırsınız. Senin iyiliğin için söylüyoruz o lafları. Hayır, ona bakarsan ben kendime taş ye, zıkkıp iç, geber Safiye falan diye notlar yazıyorum değil mi? Ama alınmıyorum. Çünkü kendi iyiliğim için bizzat o notları yazıyorum. Bizzat kendim. Ya. Evet, biz de bazen Orhan'la kendi aramızda konuşuyoruz. Ama biz rejim yapmak değil, spor yapmak taraftarıyız. Evet, anlıyorum ama söyle Orhan'a, yaz geldi, geçiyor Sıdıka. Ay, öldürme insanı anne ya. Ay, sanki yazın bir kere bikini giydirdiniz. Sanki ben Layla'ya ya da Reyna'ya streç pantolonla dans etmeye gitmek istesem izin vereceksiniz. Ben yatmaya gidiyorum. Hadi git Zıbar. Üf, zaten sabahın köründe uykumu kaçırdın Sıdıka. Ben de şuradan rahat rahat kitabımı okuyayım. Nasıl yani kitap okuyacaksın? Ne var kız, hep sen mi okuyacaksın entel kuntel? Allah Allah. Akşamdan başladıydım okumaya. Kaldığım yerden devam ediyorum. Mucizevi İsveç diyeti adı. Ay Sıdıka, en heyecanlı yerinde kaldım kız. Tam böyle Brüksel lahanası var ya, kolesterolü aşağı düşürüyordu ha. Peki bu ne anne? Kitap aracı olarak pastırma dilimi mi kullanıyorsun? Öf. O benim dilimim değil kız. Abin sorup duruyordu akşam pastırmam nerede diye. Ay, her şeyini her yerde bırakıyor eşoğlu. Arkasından da topla bak bize düşüyor. Gülme yavrucuğum. Gülme yavrucuğum ve kalçaları. Bir rahat bırakmadınız be. Hadi git Zıbar. Akşam akşam şurada bir kitap okuyacağım rahat rahat ya. Aman. Ay.
kilitledin? Anahtarı nerede bunun? Dur kız. Ben de onun anahtarı Sıdık'a. Al bakayım şu anahtarı Sıdık'a. Bendekinin aynısı bak. Güvenlik gereği yalnızca ikimiz yan yanayken açabiliriz. Nasıl yani? Biliyor musun? Ben kendime tek başıma hakim olamıyorum onun için. Bak şimdi. 1-2-3 diyeceğiz. Saat yönüne çevireceğiz. Önce takıyoruz. 1-2-3 tak. Çeviriyoruz. Hop. Al bakalım. Peki kitabın arasındaki pastırmanın devamını nereye koydun anne? Onun da şifresini vereceğim mi? Kız o pastırma abinin dedik ya. Allah Allah. Gece kalkmış işte bir saatte yemiş yani pastırmasını. Hayret bir şey ya. Abim bir kitabı görecek, algılayacak, açacak. Arasındaki pastırmayı bulup yiyecek he. Asıl mucize o olur. Abimle babam senin diyetine destek vermişler bile anne. Ne oluyoruz Samim efendi ha? Hadi geç bakalım sofranın başına. Naş hadi. Hadi kalk. Ne oluyor anne ya? Şş, Zekeriya sen de anacığım hadi. Hop Zekeriya. Efendim Tuğba. Tuğba mı? Allah canını almasın. Ben o CD'yi zayıflama şeysi diye aldım kendime. Edipsiz bir yayın değil o. Zekeriya hop. Zekeriya anacığım hadi kalk. Bak hiç utanıyorum bu yaşta. Samim sök çabuk şunu lan. Hadi. Sökeriz Tuğba'm. Hay manyaklar hay manyaklar. Ay utanmıyorsunuz değil mi? Çabuk sofraya hadi. Şimşirler utanmazlar. Hadi. 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 Yap.